Herkese merhabalar arkadaşlar. Şanlıurfa yarış programıyla 14 Şubat Şanlıurfa yarış programıyla sizlerle birlikteyiz. Pazartesi gününün yarışlarıyla. Arkadaşlar ilk yarış 5 çeyrek geçe koşulacak. Maiden 4 yaşlı Arap atları 1800 mesafe kum pistte koşacaklar. Bu yarışta arkadaşlar bizim favori olarak vereceğimiz isim 1 numara Uçan Halil'dir. Uçan Halil'i tek veriyorum arkadaşlar burada. 3 yarıştır 3. geliyor olmasının yanı sıra çok güzel bir işi var. Onu da size göstermek istiyorum. 1800 mesafede yapılacak bu arada yarış. Onu da belirtelim. 58.90, 29.90'la Şanlıurfa'da yapılmış bir iş bu arada. Yani dikkatinizi çekerim. Rakiplerinden çok üstün durumda şu anda Uçan Halil. Burada artık meydanı çıkar diyebiliriz bu koşu için açıkçası. Yani diğer safkanları ben çok da rakip olacağını düşünmüyorum. Tabelalarla geldiği için Ferit Yardımcı'nın bineceği İsmail Han iyi bir safkandır. Ve herkese Ulu Göl'de yine burada şansı olacaktır ama 1 numara Uçan Halil ilk altılının ilk ayağında. Hele çok da fazla büyük bir kupon yapmayacaksınız. Kesinlikle tek atılabilir. Rahatlıkla 1 numara Uçan Halil diyebiliriz. İkinci koşuya gelelim arkadaşlar. Şart 3 dişlere mahsus bir yarış. 4 yukarı İngiliz atları 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. Burada önce 5 numara erken gelen Nisa diyeceğiz arkadaşlar. Son yarışı 11 gün evvel ikinci gelmiş bir safkan ve 1.28.08 bu pistte elde edilmiş. Bu pistte, bu zeminde, bu mesafede elde edilmiş bir derecesi var. 1.25.97 ile en iyi derece Gülmatra 2 numarada arkadaşlar. Son yarışını kazandı o da. Gülmatra'yı da yazıyoruz buraya. İsteyenler şunu yapabilirler. Gülmatra'yı tek atıp yukarıdaki koşuya başka at yazabilirsiniz. Ya da iki ayak boyunca tek geçip zaten burada bir sürü oyunlar dönüyor. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa pistine çok da güvenmiyor birçok oyuncu. Yani o yüzden açıkçası ya çok bir para harcamayayım, az bir şey olsun oynayayım diyenler için iki ayakta da tek geçebilirsiniz. Onu belirteyim. Gülmatra tek geçirmesi çok yüksek ihtimalle olan bir safkandır. Ama erken gelen Nisa'da 5 numara buraya yazılabilecek bir diğer isimdir arkadaşlar. Bir de 1 numara Altın Kafes yine birazcık daha genişletecek olanlar için seçenek olabilir burada. Son yarışında 2 yarıştır 3. gelen Seda Kızım 9 numara ve Tom Prader 10 numara. İkilisiyle birlikte start alıyor. İlave yapılabilecek isimlerdir arkadaşlar. Neticede bir sürü safkan var burada. Yazılması çok muhtemel olan bir sürü isim çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi 2 numara Gülmatra'yı tek geçebilirsiniz. Kesinlikle bir problem olmayacaktır. 1.25.97 en iyi derecesi olan yüksek handikaplı bir safkan. Son yarışı kazanmış. Bu atın burada gelmesi lazım normal şartlarda. Kaneko temsilcisi. Yani şöyle diyorum. İlk ayak 1 numara Uçan Halil, ikinci ayak 2 numara Gülmatra tek geçebilirsiniz. Diğer safkanlar ilave yapabilirler. Burada isteyenler arkadaşlar diğer safkanları ilave yapabilirsiniz. Şart 3 dişi yamak 1 yarış 3. koşu 4 yaş Arap atları 1700 mesafe kum pistte çıkacaklar. Burada arkadaşlar son yarışında 14 gün evvel kazanan bir safkan yeni gelin 9 numarayı yazacağız. Bir önceki yarışında da ikinci gelmişti. 2 yarıştır iyi geliyor bu safkan. Son yarışında bu arada önerdik biz bu ismi. Onu belirteyim. Yani biraz dedik dengesiz bu at. Gelirse yakalamak lazım dedik ve önerdik. Uçan Nisa 8 numara en son 18 gün evvel bir üçüncülü var. Yazılabilir buraya. Arkadaşlar son yarış kötü olsa da ilk Nurum burada 5 numara ilk Nurum yazılabilir. En son 6. geldi. Ondan önceki yarışlar 3-2 idi. Can Ömeci 70 gün evvel en son start almış bir isim. Burada geri dönüşü nasıl olacaktır tam olarak bilemiyorum. Yazılabilecek bir safkandır 1 numara. Burada açıkçası ya 1 numarayı yazalım. Evet işi gayet iyi arkadaşlar. Yani 801 yapmış rakiplerine kıyasla baktığımızda 429.5'la beraber burada iyi durumda diyebiliriz bu safkan için. Can Ömeci'yi de yazalım arkadaşlar. Buraya bu şekilde geçelim. 4. koşu Maiden 4 yaşlı Arap atları 1800 mesafe kum pistte koşulacak bir yarış. Huysuz'un oğlu 4 numara Mahsun Turan'la start alıyor. 11 gün evvel 3. bir önceki yarış 5. bu safkanı yazıyoruz. 9 numara Yaz Şimşek Ferit Yardımcı idaresinde 58 kiloda start alacak. Kapalı gözlük takıyor. En son 11 gün evvel bir ikinciliği vardı bu ismin. Bunu da yazıyoruz arkadaşlar. Bozok Fırtınası 11 numara. En son 14 gün evvel 4. olmuş bir safkan. Kesinlikle es geçmeyelim arkadaşlar. Burada bu ismi de yazalım. Himalinoğlu 3 numara. Daha fazla ilave yapacaklar. Biberksoy yavrusu. Son yarış kötü gelse de bir önceki yarışında ikinci olduğunu unutmayalım arkadaşlar. O atın da gelme ihtimali vardır. Temkinli olmakta fayda görüyorum. Daha fazla at yazacaklar. Burada Efe Ahmet'i de yazabilirsiniz. Son yarış 9. Daha evvel bir 4.'lü var. Daha evvel 8. Ondan önce de bir ikinciliği var. Burada seçenekleri arttırabiliriz bu şekilde. Daha fazla at yazılabilir diyorum. Geçelim arkadaşlar 5. koşuya. 14 handikap bir yarış. H3 gördüğünüz gibi handikap puanı sınırının 45'e çekildiği 63 kiloda 1 numara gördüğünüz gibi start alıyor. 4'lü yukarı Arap atları 1800 metre kum pistte start alacaklar. Burada arkadaşlar en son 7 gün evvel 5. olan bir isim. 2.18 bir derecesi var. Aslında daha iyi bir derece olabilirdi. Ama aldırmaz. 4 numara burada yazılabilecek bir safkandır. 7 gün evvel bir yarış kazanan ve 4 yarıştır tabel yapan Dizdar Mert. Kesinlikle vazgeçilmez bir isim burada. Yine ilave olarak 28 gün evvel bir yarış kazanan Tongarhan'ı da yazarsak arkadaşlar bence burada yeterlidir. Daha geniş bir kuponda 8 numara Son Mahsül, 6 numara Kral Camuz gibi safkanlarda ilave olarak düşünülebilir diye düşünüyorum burada arkadaşlar. Tekrarlayalım. 2 numara Dizdar Mert, 4 numara Aldırmaz ve 9 numara Tongarhan küçük kuponumuzdadır. Geriye kalanları dediğimiz atlardan ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. 6. koşuya geldik. Şanlıurfa Jandarma koşusu kısa vadiydi. 3 yaşlı İngilizler 1700 mesafe kum pistte koşulacak bir koşu. Açıkçası iyi bir yarış olacaktır arkadaşlar. Burada gerçekten iyi diyebileceğimiz safkanlar var. Özellikle 9 numara Deli Vahşi benim burada favorimdir. Aynı zamanda bu safkanın 2 altılı içinde altılıyı kapsadığını unutmamak lazım. İsteyenler için burada çok güzel bir tek olacaktır 9 numara. Ben tek veriyorum 9 numara Deli Vahşi'yi. Yani 4 yarıştır galibiyetle gelen bir isim. Daha evvel de bir üçüncülüğü, bir ikinciliği var. Yani pek de fazla geçilmesi muhtemel gözükmüyor bu safkanın. Gördüğünüz gibi ilk altılıda 3 tane tek ihtimali var. O yüzden arkadaşlar zaten oyun yapıyorlar burada. Ne yazarsak yazalım tutmayacaktır gibi bir düşünceniz varsa şayet 3 tane tek yapıp burada şansınızı deneyebilirsiniz. Aksi takdirde burada açıkçası yani Deli Vahşi ikinci altılıyı da kapsıyor olmasıyla beraber çok güven de veren bir safkan. 53 kilo gibi düşük bir kiloda start alıyor olması da büyük bir avantaj bizim için. Bu sene 2 yarış koştu. İkisini de kazandı. Geçtiğimiz sezon 2 yarışında da kazanmıştı son 2 yarışı. Ya rakipleri var tabii ki, yok değil ama oranın favorisi arkadaşlar. Ya bu at yatarsa bu at yatırsın bizi, ne yapalım, yapacağımız başka bir şey yok. Yani bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bir sonraki koşuya. 7. koşu şart 3 bir yarış. Temmuz ayından beri şart 3'ünü doldurmamış. Şu an 5 yukarı Arap atları 1400 mesafe kum pistte start alacaklar. 3 numara Yiğit Lami arkadaşlar burada ilk tercihimiz olacak. 18 gün evvel bir yarış kazanmış bir isim olarak. Son yarışı kazanmasıyla beraber favorini bizim için koruyor diyebilirim. 44 handikapı var. Peşine arkadaşlar burada 1.41 32'lik bir derecesi olan 11 gün evvel ikinci olmuş Dağ Avcısı. Remili Kız 1.37'lere düşmüş olmasıyla beraber bu mesafede fark yaratabilir. Son yarış 3. olarak tekrardan bir toparlanma yaşadığını da bize gösteriyor. Daha evvel iyi yarışlar koşmuşluğu var ama tabii 7 yaşın ilerlemesiyle beraber ara ara sakatlıklar vesaire derken kötü bir forma düşmüştü ki şimdi bir toparlanma sürecinde diyebiliriz. Bu safkan Remili Kız burada gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Sararhan 11 numara en son 7 gün evvel bir ikinciliği var. 1.45'lik bir derecesi olduğundan dolayı bu mesafede ona daha az şans veriyorum. Bu sebeple onu daha sonraya bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Önceliğimiz 3 numara Yiğit Lami, yanına 6 numara Dağ Avcısı, 7 numara Remili Kız diyoruz arkadaşlar. Daha genişletecek olanlar burada diğer safkanlardan bizim bahsettiklerimizden olur ya da kendi istediklerinizden olur. Hangisini yazmak isterseniz yazabilirsiniz. 8. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Maiden 4 yaş şarap atları 1800 mesafe kum piste çıkacaklar buraya arkadaşlar. 1 numara Son Kral en son 11 gün evvel ikincilik elde etmiş. Daha evvelki yarışta 4. gelmiş ve son 3 yarıştır tabela yapan bir isim. Gördüğünüz gibi 3.lüğü de var. Bu ismi yazabiliriz buraya. Fakat ben burada daha sağlam bir at görüyorum. Eğer ikinci altılda tek sayısını arttırmak istiyorsanız 3 numara Doğan Pençesi arkadaşlar. 6 gün evvel bir üçüncülüğü var. Bu safkanla ilgili şunu belirteyim. Mesela Son Kral yanılmıyorsam 1300 mesafeyi 1.41 koşarken Doğan Pençesi yine 1300 mesafeyi 1.38 koşmuş bir safkan olduğu için yani tabii mesafe 1800 burada daha farklı olacak ama burada hiçbir safkanın 1800 koşmadığını görüyoruz. O yüzden çok da fazla bu duruma takılmamak lazım. Genel performans bakmamız gerekiyor. Yine de uzun mesafede ne yapacaklarını %100 kestiremeyeceğimiz için burada, ya daha doğrusu 1800'de ne yapacaklarını kestiremeyeceğimiz için 1 numara Son Kral, 3 numara Doğan Pençesi, 2 safkanda yazabiliriz buraya. İsteyenler 3 numara Doğan Pençesi'ni de tek atabilirsiniz arkadaşlar. 9. koşuya geldik. Son yarış arkadaşlar 15 handikap. H3 gördüğünüz gibi handikap sınırının 55'i çekildiği bir koşu. 60'a burada Apranti ile birlikte düşürülmüş. Normalde 63 kilo olacaktı. Örneğin burada Mahsun Turan'la birlikte 2 numara Gözde Oğlum mesela. Yani 63 kiloda koşuyor burada. 4 yukarı İngilizler 1900 mesafe kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zor bir yarış. Onu bir kere kabul edelim. 13 numara Olivia önceliğimiz son yarışı kazanmış olmasıyla beraber. Ekürüler Küçük Zamanı ve Kasa 15 arkadaşlar 16 numara en son bir üçüncülük elde etti. Ekürüsü de keza bir arayla geliyor. Burada iyi koşma ihtimali var bu ekürülerin. The Difference 4 numara kesinlikle olmazsa olmaz diyeceğimiz bir isim arkadaşlar. Son yarışlar 5-2-4-4 geçtiğimiz sezonda son yarışını kazanmıştı. 1 numara Oğlum Turan zaten başta bahsettiğimiz isim. En son 14 gün evvel 2. ve 6 yarıştır tabelayla ve galibiyette geliyor diyoruz arkadaşlar. Burada 1-4-5 ve 13 şeklinde 4 safkanlı bir kupon düşündüm ben açıkçası. Umarım faydalı olur sizlere de diye düşünüyorum bu şekilde. Belirttiğim gibi Doğan Pençesi'ni burada 8. koşuda tek atabiliriz 3 numarayı. Onun haricinde diğer yarışlarla ilgili de genel kanaatim arkadaşlar. Zaten Deli Vahşi 2 altılıyı da kapsadığı için tek geçirebilir. Hatta 1. altılıda 3 tane tek ihtimalden bahsettik. Deli Vahşi garanti zaten de hani diğer atlardan da tek atacaksanız örneğin burada belirttiğimiz diğer safkanlardan arkadaşlar. Burada Gülmatra dedik 2 numara. İlk yarışta da zaten Uçan Halil dedik. Bu şekilde arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.